Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda ham petrol piyasasında son dönem dinamiklerinden bahsedeceğiz ve ayrıca yılın geri kalanında ham petrol piyasasında fiyat hareketi tarafında ne tür bir beklentimiz oluşuyor ve nasıl bir strateji bu piyasaya uygun olabilir. Tabii bu konuda bir fikir vermeye çalışacağız. Öncelikle OPEC üretimi tarafından başlayalım. Son dönemlerde e OPEC'in üretim artışı yönünde kararlar aldığını biliyoruz ama bu düzen son 2 aylık periyotta bozuldu ve sene başından bu yana üretim artışı tarafında karar alan OPEC ve OPEC dışı diyelim ülkeler bir karar birliği ile talep tarafındaki düşüşün etkisiyle üretimi kısma yönünde son iki toplantıda karar verdiler. Bu pek hoş karşılanmadı çünkü e, petrol tarafındaki yüksek fiyat hareketlenmelerinin özellikle e, faiz artırımı ortamında ekonominin hassasiyetinin olduğu bir ortamda enflasyonu eğilim olduğu bir ortamda ekonomik büyümeye zarar vereceği ve ekonomiyi yavaşlatacağı yönünde endişeler de beraberinde geliyor. Bu amaçla da ABD Stratejik petrol rezervlerinden satış yapmayı sürdürüyor. OPEC üretimine baktığımız zaman Eylül ayında OPEC üretimi 29.890 milyon varil olarak görünüyor günlük. Ağustos ayında 29.660 bin varilde 230 bin varillik bir artış var ve OPEC tarafındaki toplam üretim kapasitesinin 34 milyon varil günlük olduğunu söyleyelim. Burada en büyük üretici olarak e Suudi Arabistan ön plana çıkıyor. Tabloda da gördüğümüz üzere Suudi Arabistan'ın OPEC içerisindeki üretimdeki payı %36.7, İran payı %30 14.9, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 11.2, İran'ın %8.3 payı görünüyor. Peki en fazla atıl kapasitesi olabilecek ülkeler ne dediğimiz zaman burada tabii ki İran tarafındaki kapasite artışının mümkün olduğunu göster görüyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de atıl kapasite yani isteninde kapasite artışı yapabilecek ülkeler tarafında ilk sırada çıkıyor. OPEC'in üretim tarafındaki diyelim üretim tarafındaki eğilimini özellikle Haziran ayından bu yana e, üretim artışını görüyoruz ama bu üretim artışı son dönemde belirttiğimiz gibi talep tarafındaki yavaşlama ile beraber ve arz talep dengesi tarafında piyasanın fazla vermesinin etkisiyle o piyasayı dengelemek amacıyla üretim tarafında kısıntıya gittiği gerçeğini de görüyoruz. Biraz gecikmeli olarak gerçekleşiyor. Ayrı, ayrıca OPEC üyesi ülkelerin bu üretim kısıntısı tarafına ne kadar riayet edecekleri de bir soru işareti diyebiliriz. Atıl kapasitede daha önce de belirtmiştik İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan mavi yüksek eğrilerde, çubuklarda en fazla atıl kapasitesi olan ülkeler arasında çıkıyor. Peki ABD tarafında stoklarda durum ne diye baktığımız zaman stoklarda yine belli dönem artışlar oluyor. Bu artışlar biraz da ABD'nin bir politika olarak hükümetin stratejik ve petrol rezervlerinden satış yaptığı dönemlerde stoklardaki artışa bir miktar fazlalaştığını görüyoruz. Ve yaz mevsimi sona erdi, mevsimsellik etkisi geride kaldı. Çünkü böylece stoklarda bir miktar yavaş yavaş bir artış meydana gelmeye başladı ama yaz dönemi boyunca ABD'de stoklarda bir geri çekilme gözlemliyorduk. Pardon. Ki burada da ülkede ABD tarafında petrol piyasasında önemli bir hap bölge olan kaşın oklama stoklama tesislerindeki harekete baktığımız zaman kaşın oklama stoklarının şu siyah eğriyle görüyorsunuz çizgi grafik ile burada bir düşüş eğiliminde olduğunu ama son işte son bir dönemde bu stoklarda bir miktarda artış gerçekleştiğini fakat genel olarak eğilimin 2022 senesinden bu yana kaşın oklanma petrol stoklarında düşüş yönünde olduğunu görüyoruz. Evet ileriye dönük yavaşlama beklentileri var ama pandemi sonrası açılış döneminde ABD'de güçlü talep ile buna bir de yaz aylığındaki mevsimsellik etkisi eklenince e, kaşın oklanma stokları son 5 yıllık ortalamaların altına gerilemiş durumda. E, tekno e, diyelim kuyu sayısında baktığımız zaman da Yine fiyatlar son dönemde bir geri çekilme eğiliminde olsa bile önceki senelere göre ABD'de teknokuyular aracılığıyla üretim yapanlar yapan firmalar tarafından bir artış olduğunu ve teknokuyu sayısının 612'ye en son yükseldiğini görüyoruz. Peki fonlar ne yapıyorlar? Yani bu taraftaki gelişmeler ne yönde? Fonlar satış tarafında. Mart ayı yüksek seviyeleri biliyorsunuz bu Şubat Mart döneminde Ukrayna Rusya savaşının patlak vermesiyle birlikte arz öndeki sıkışıklıklar ve endişesi, endişesiyle 130.50 dolar seviyesine kadar bir yükselen petrol fiyatı gördük. Sonra Haziran aylarının ayın başında tekrar petrol fiyatları Haziran ayına girerken 120 doların üzerindeydi. Ama mevcut durumda geldiğimiz seviyelerde resesyon, ekonomik durgunluk endişeleri ve talep tarafındaki geri çekilme ile Petrol fiyatlarının o 130-120 dolar seviyesinden ciddi bir geri çekilme eğilimi içerisine girdiğini ve geçtiğimiz haftalarda da petrol fiyatlarının 80 dolar altını gördüğünü fakat tekrar bu seviyenin üzerinde kapanışlarla en azından Şimdilik 80 dolar altı da kalıcılık sağlanamadı ve şu günlerde şimdilerde güncel olarak 88-30 dolar civarında işlem gören bir Amerikan tipi ham petrol görüyoruz. Peki piyasada derinlik raporu tarafındaki gelişmeler ne yönde ona bir baktığımız zaman ki büyük spekülatörler de piyasada direksiyonun başındadırlar ve hareketin yönünü belli ederler. Burada da haftalar boyunca WTI ham Petrol tarafında fonların satışlarının devam ettiğini biliyoruz. En son ki rapora göre 18 Ekim tarihli rapor bu. Fonların satışları 7.675 kontratmış ve fonların taşıdıkları uzun pozisyon miktarı 251.545 kontrata gerilemiş. 52 haftanın dip seviyesi piyasada 210.000 kontrat, 52 haftanın yüksek seviyesi 420.000 kontrat. Yani aslında derinlik raporuna göre piyasanın aşırı satım bölgesinde olduğunu, diplere yakın olduğunu ve pozitif haberlere yukarı yönlü tepki verecek potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu bir de grafiklendirme üzerinden gidersek Fonnet uzun pozisyondaki miktar arada bir yükseliş yaşanmasına rağmen devam ediyor. Açık pozisyon miktarı da bununla beraber geri çekiliyor. Yani bir piyasada uzun pozisyon kapama faaliyeti var. Çünkü hem açık pozisyon miktarı düşmüş hem de Fonnet uzun pozisyon miktarında azalış gerçekleşmiş. Bununla beraber fiyatlarda geri çekilme olmuş. Bir tepki gelmiş. Ama bu tepki kalıcı olacak mı? Orta vadeye yayılacak mı? Bir takım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Çünkü piyasada talep tarafındaki geri çekilmenin derinleşme riski olduğunu biliyoruz. Burada bir Çin faktörü var. Göçe dolar karşısında deniz açılı ülkelerden talep düşebilir beklentisi var. Avrupa'daki ekonomik yavaşlama var. Kısaca bir şey, çok çok e, talep tarafında talebi düşürücü negatif faktör var. Vadeli işlem kontrat tablosuna baktığımız zaman mevcut durumda yani yakın vadelerdeki fiyatların daha yüksek olduğunu uzak vadelere gittiğimiz zaman özellikle 2023 senesine gittiğimiz zaman ise fiyatların daha da gerilediğini görüyoruz. Yani aslında burada piyasa Backwarded. Normal olan normal bir piyasa koşulu içerisinde uzan, uzak vadedeki fiyatların yakın vadeye kıyasla daha yüksek olması beklenir. Çünkü burada taşıma maniyeti vardır. Ama piyasa şu anda mevcut durumda özellikle bir de Rusya kaynaklı arz önlü sıkıntılar olabilir endişesiyle ve OPEC'in üretimi kısma kararı ile beraber piyasa backwarded fiyatlama yapıyor. Teknik görünümden bahsettik. 130-150 doları gördük Mart ayında. Bu yüksek seviyelerde 120 doların üzerine bir miktar yaz başında kaldık ki Yaz aylarında artan talep beklentisi de vardı. Daha güçlü bir talepti ama bununla buna rağmen petrol fiyatlarında geri çekilme oldu. Şimdi stratejik petrol rezervlerinden ABD'nin satışlarının devam edebileceği söyleniyor ki devam edebilir. Çünkü petrol rezervleri tarafında ABD'nin geçmiş dönemleri, geçmiş senelerdeki rezervlerine baktığımız zaman böyle bir potansiyel de var. Ama bir taraftan Belli fiyat seviyelerinin altında bu stratejik petrol rezervlerini sattıkları miktarın yerine koymak üzere e, otoritelerin ekleme yapabilecekleri de biliniyor. Hatta bu fiyat seviyesi 70 dolar altındaki seviyeler, 70 dolara doğru olan seviyeler ABD tarafından stratejik petrol rezervlerine alım yönünde bir beklentisi var. Bizim beklentimiz petrol fiyatlarında 100 dolar üzerinde bir hareketin yılın geri kalanı için çok da mümkün olmadığı yönünde. Ama bunun yanında 70 dolar altında bir hareket içinde çok yeterli sebep bulamıyoruz. Çünkü arz tarafında bu tarafta piyasayı dengeleyici Rusya, Rusya'nın ki arz tarafında bir takım sıkışıklık yaratabileceği beklentisi yanında OPEC'in üretim kısma kararı var. OPEC bu konuda kararlı. Piyasayı dengede tutmak istiyor. Yani biraz geniş bir renç içerisinde yılın geri kalanında 100 ve 70 dolar arasında bir fiyat hareketi beklersek bu bandı biraz daha daraltırsak piyasada 80 yani 80 dolar ve 90 dolar biraz daha kısa vadeli hareket için bir range olabilir. Bu kısa vadeli hareket içerisinde range olarak da piyasanın bu dönem içerisinde bu aralıkta kalacağını bu aralığın dışına çıksa bile 5 dolarlık hareketlerin e, üzerinde bir artış gerçekleşmeyeceğini bir strateji olarak görürsek piyasanın 80 ve 90 doları altında kalacağı arasında kalacağı ve üst tarafta bacakların 95 ve 75 dolar seviyesinde olacağı düşünülerek bir strateji yapılabilir. Tabii bu tarz bir strateji için biraz daha ee, diyelim değişik enstrümanlardan anlamak ve kullanmak gerekir. Opsiyon piyasası bunlardan biridir. Aynı zamanda yine vadeli piyasalardaki kontratlar arasındaki yayılma farkından, fiyat farkından yayına, yararlanarak bir takım stratejiler yapılabilir. Ama biz çok, çok ciddi bir fiyat artışı ve volatilite artışı olacak bir piyasa yerine daha stabil kalacak belli bantlar içerisinde hareket edecek bir petrol piyasası öngörüsü içerisindeyiz Şimdilik anlatacaklarımız bu, bu kadar Herkese iyi günler diliyorum hoşçakalın